dünyanın en başarılı 20 genci arasında. Çünkü hepimizin evde çöpe attığı zeytin çekirdeklerini o işe dönüştürdü. Zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı ham madde üretti ve şimdi pek çok sektörde onun ürettiği bu zeytin çekirdeklerinden elde edilmiş ham madde var. Üstelik bütün bunları 25 yaşında yaptı. Duygu Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba Duygu, nasılsın, iyi misin? Merhabalar, iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir başarı hikayen var. Hani 25 yaşında girişimci olmak, özellikle de bilim dünyasında bir şeyler yapmak ve bunu sektöre kabul etmek, ettirmek hiç kolay olmasa gerek. Bütün bunları çok merak ediyorum. Girişimci kadınlara tavsiyelerinizi çok merak ediyorum. Hepsini konuşacağız ama önce sizi yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi acaba? Ben aslen Tunceli Çemiş Gezekliyim. Tunceli'de doğdum. Sonrasında babamın memuriyet sebebiyle, babam polis memuruydu, emekli oldu şimdi. O yüzden ben 4 yaşındayken İstanbul'a geldik ve 4 yaşımdan beri de İstanbul'da ikamet ediyorum. Üsküdar'da geçti bütün çocukluğum. İlkokul, ortaokul, lise hepsini Üsküdar'da okudum. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Şu an 32 yaşındayım. Girişimcilik hikayem 25 yaşında başladı. Bayülübün yani bizim kurduğumuz girişimin CEO'su ve kurucu ortağı olarak görev alıyorum. Onun yanı sıra öğretim görevlisiyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde girişimcilik dersleri veriyorum. Bir de bir konfederasyonun, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'nun 2 yıl genel başkanlığını yaptım. Şu anda da genel başkan yardımcılığına devam ediyorum. Peki eğitim hayatınızı biraz anlatır mısınız? Yani hangi üniversitede hangi eğitimleri aldınız? Kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Biraz detaylara girelim. Ben aslında liseden beri çalışıyorum. Yani part-time işler hep yapıyordum zaten üniversite bitene kadar. Üniversiteyi de part-time çalışarak okudum. İstanbul Aydın Üniversitesi tam burslu gıda mühendisliğini bitirdim 2013 yılında. Mezun olduktan sonra ikinci lisans olan İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesine başladım. Aslında girişimcilik hikayem de ben İTÜ'ye başlayınca gerçekleşti. İTÜ'deki girişimcilik organizasyonuna dahil olduktan sonra girişimciliğe adım attım. Ve o dönem mezun olduktan sonra tam kimyanın bir dönem hazırlığını okudum. Derken ilk iş başvurum olan bir bal firmasında kalite mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bir yıla kadar kurumsal hayatın içerisinde yer aldım mühendis olarak. Sonrasında da zaten böyle bir iş fikri gelişince Bayülübü kurma kararı alıp işten istifa ettim. Daha sonrasında tabii ki birçok hem kendi alanımda hem girişimcilik alanında eğitimler aldım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında globalde. Bir yandan akademik kariyeri devam ettirirken bir yandan da aslında girişimciliğe devam etmeye çalışıyorum diyebilirim. Vallahi çalışmaktan ötesini yapıyorsunuz. Şimdi zeytin çekirdeklerini hani hepimiz evde yeriz. Zeytini de hepimiz çok severiz ama o çekirdekleri atıp gideriz çöpe. Sizin bu zeytin çekirdeklerini değerlendirme fikri nasıl gelişti, nasıl buldunuz? Biraz anlatır mısınız? Nasıl çıktı bu iş fikri ortaya? Ben aslında kurumsal hayatın içerisindeyken İTÜ'deki o girişimcilik merkezini gördükten sonra girişimcilik eğitimlerine katılmaya başladım. İşten arta kalan zamanlarda ya da akşamları erken çıkıp oradaki girişimcilerin hikayelerini dinlemeye başladım ve çok heyecanlandığımı fark ettim. Biraz da açıkçası çok kurumsal hayata uygun olmadığımı düşündüm. Ben biraz yani asi bir karakterim. Yani çok fazla böyle yönetilmekten hoşlanmıyorum. O yüzden hani mizacım da öyle olduğu için aslında çocukluktan beri biraz öyleyim. Farklıydım. Ve kendi işimi kurmak istediğimi düşünüyordum ama ne bütçem vardı ne yapacağımı biliyordum. Yani hiçbir şey bilmeden. Bir gün aslında bir hafta sonu pazar kahvaltısında babama işte baba okulda böyle böyle kuluçka merkezi var ve oraya gittiğimde işte girişimcilerle tanışıyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorum dedim de tabii çok sıcak bakmadı ama şeyi söyledi. İşte ben kahvaltıda zeytin çekirdeği yutuyorum. İnsanlar zeytin çekirdeği yutuyor ve mideye iyi geldi söyleniyor. Bizim ailede de böyle herkes yutuyormuş. Sen gıda mühendisin bir araştır belki içerisinde
farklı bir şey vardır ilgini çekebilecek dedi. Bana da biraz açıkçası yutma fikri çok mantıklı gelmedi. Yani zarar vereceğini düşünerek vücuda. Zeytin çekirdeğini araştırma hikayem böyle başladı ilk olarak. Sonrasında yani hepimizin gün içerisinde aklına bir dolu fikir gelir, birileri bir şey söyler, şuna bak der ama çoğumuz es geçeriz. Ben de öyle olmadı. Ben de zeytin çekirdeğini araştırmaya başladıktan sonra içindeki antioksidanlar, aslında zeytinle zeytin yaprağının içerisindeki antioksidanların hepsini birden araştırmaya başladım. Ve o dönem yani ne yapacağımı da bilmeden gittim bir olorapin yani içerisindeki antioksidan madde miktarı yüksek bulunan zeytin çekirdeği bulmaya çalıştım. İzmit'te bir firmada buldum ve onun üzerine aslında araştırmalar yapmaya başladım ilk olarak. Hatta Türkiye'deki birçok bilimciyi, doktoru aramaya çalıştım, asistanlarıyla konuştum. Yani hatırlamıyorum sayısını bile ama o kadar çok kişi aramıştım ki zeytin çekirdeğinin içerisinde ne var diye. Derken sonra makale taraması ve akademik tarama yapmaya başladım. Ve şu anki ortaklarım olan Fatih ve Emin'le aslında İTÜ'den hazırlıktan arkadaştık. Okul kantininde onlarla da bu fikri paylaştım. Derken hep beraber araştıralım ne yapılabilir diye bir karar aldık. Ve sonra biz yine Okuluçka Merkezi'ne başvurmuştuk. Fikrimiz kabul edildi. Orada eğitimlere alındık. Derken ben istifa ettim. Üçümüz aslında kendi bütçemizde Fatih'in öğrenci evinde bir laboratuvar kurduk. 2 yıla yakında Fatih'le Emin orada ürün denemesi yaparken ben de biraz daha işin artık yatırım kısmına odaklanmıştım. Hem de hem marka yüzü olmak için hem de işte PR kısmı, marketing kısmı, yatırımcı arama sürecim başladı. Derken 2016 yılında Vestel Ventures'la tanıştık İTÜ'de yine. Onlardan yatırım alarak da 2017 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın içerisinde kendi laboratuvarımızı ve ofisimizi açtık. Hikayemiz böyle başladı aslında. Peki zeytin çekirdeğini şimdi antioksidan hani içinde neler var neler yok diye araştırırken nasıl oldu da çekirdekten bir ham madde üretme, biyoplastik ham madde üretme fikrine eriştiniz? O kısım nasıl gerçekleşti? Aslında o dönem zaten ben biyomalzemelere karşı çok fazla bir ilgim vardı ve araştırma yapıyordum. İlk o dönem incelediğim şey peynir altı suyundan işte Avrupa'da biyomalzeme üretilmesine ilgili çalışmalar vardı. Daha çok gıda kaynaklıydı çoğu ama peynir altı suyu da bir atık. Atıktan da bir ürün üretiyorlardı. Biraz daha ondan dolayı malzemenin yapısıyla selülozik madde miktarı olduğu için biyomalzemeye dönüşeceğini fark ettik. Ve ortaklarımla beraber o araştırmayı yapınca biyomalzemeye dönüştürdük. Çünkü ilk olarak iş fikri zaten şöyle çıktı. Çekirdeğin içerisinde çok güçlü bir antioksidan var, oloropein. Oloropein gıdaların raf ömrünü arttırıyor. Özellikle de mikrobiyal gelişimi engelleyici bir özelliği var. Antimikrobiyal de bir madde. Biz ilk olarak gıdaların raf ömrünü arttıran biyofilimler üzerine çalışmaya başlamıştık. Zaten biyofilimden de biyoplastiğe geçiş yaptık sonrasında. Yani ilk aslında benim kendi mesleki durumumdan dolayı gıdaların raf ömrünü arttıran teknoloji ile o streç filmi nasıl oluşturabiliriz diye başlayan hikaye şu an plastiğin olduğu birçok sektöre uyarlanabilir hale geldi. Peki, şimdi yanınızda var mı? Bize gösterebilir misiniz zeytin çekirdeğinden elde edilmiş bir plastik görelim? Evde yok. Sadece biz ayrıca vegan deri üretiyoruz. Onunla ilgili bir görsel gösterebilirim. Yine bitkisel atıklardan deri üretimimiz var. Yeni buluşumuz o da. Bir yıl önce çalışmaya başladık. Yeni tamamladık. Bir müşterimizle ortak bir buluşumuz ve bir grupla. Onu gösterebilirim isterseniz. Nasıl olur görelim? Normal deri gibi yine. Örneğin bundan üretilen bir ajanda. Yani bu şimdi Çiçek zeytin çekirdeğinden mi üretildi? yok, bunun içerisinde farklı bitkisel atıklar da var. Biz bir dolu bitkisel atıkla çalışıyoruz. Çekirdek de var ama farklı atıklar da var. Organik yağ atıkları da mevcut. Bu normal bildiğimizin hepimizin hayatında kullandığı, çantasında, ayakkabısında olan o deriyi hayvanların aslında katledilmesini engelleyerek bitkisel yollarla aynı malzemeyi elde ediyoruz. Bunu ne zaman ortaya çıkardınız? Yeni bir proje anladığım kadarıyla. Yeni evet. Hatta bu ay tanıtmaya başladık. Yeni yeni ürünleri oluşturmaya başladık. Peki bunun diğerlerinden farkı nedir? Bunun aslında diğerlerinden en büyük farkı hepimizin bildiği gibi deriler daha çok hayvansal kaynaklı. Yani hayvanların derilerinden elde ediliyor. Belli işlemler var ve bu işlemlerde aslında çok zararlı
bazı oluşumlar meydana getiriyor. Bunun yanı sıra bir de sentetik dediğimiz, yani plastik içerikli deriler var. Biz onların yerine bitkilerden aynı kalitede vegan deri üretimi gerçekleştiriyoruz. Bitkisel deri. Bu da aslında şu an özellikle Avrupa'da çok fazla trend. Trend olmasının yanı sıra insanlar bu konuda bilinçlenmeye başladıkça zaten artık hayvansal ürünleri kullanmak istemiyorlar. Biz hepsini alternatif olarak tamamen yüzdelik oranı %100'e yakın bir ürün oluşumu gerçekleştirdik. Dünyada yine ilk olan bu kadar yüksek bitkisel ağırlıklı bir deri üretimi gerçekleştirdik. Dünyada ilk diyorsunuz, öyle mi? Evet. Tam olarak... Yani bu kadar yüksek bitkisel ağırlıklı olan dünyada ilk. Yani onun bir yüzdesi var mı? Normalde sektörde ne kadar yüzde oranı, yüzdelik oranı? Sizinki nasıl? Şöyle, normalde deri kısmında özellikle şu an zaten Türkiye'de üretici yok. Globalde olanların da içeriğinin maksimum %52'lerde olduğu gözlemleniyor. Bununla ilgili genel bir açıklama yapmıyorlar ama %100 olduğunda kanıtlayıcı bir belgeleri yok. Biz o yüzden bir farklı belgelendirme işlemi içinde farklı farklı ürünlerimiz var. 25 ile 50 arası, 50 ile 75 arası, 75 ile 100 arası diye. Bunların hepsinin standartlarına göre farklı bitkisel ağırlıklı deri üretimi yapıyoruz. Peki tam olarak hangi ürünlerden oluşuyor bu deri? Aslında çantada kullanabilirsiniz, ayakkabıda kullanabilirsiniz, cüzdanda, derinin olduğu her yerde, otomotiv iç aksamda, koltuk döşemede gibi birçok yerde aslında kullanabilme şansınız var. Ve ayrıca bunun yanı sıra sürdürülebilir tekstil ürünleri gamımız oldu aslında. Bir karteli oluşturmuştuk bu müşterimizle. Onun içerisinde de yine bizim ürettiğimiz, zeytin çekirdeğinden ürettiğimiz biyoplastikten askı, düğme, ondan sonra kliks dediğimiz kıyafetlerin etiketleri. Çünkü tekstilde de inanılmaz bir plastik atık meydana geliyor. Her gün aldığınız kıyafetin üstünde bir dolu plastik etiket sizinle beraber geliyor ve çöpe gidiyor. Bunların hepsini düşünerek Rebil Grup'la böyle bir seri üzerine çalışırken aslında iki şirketin kendi arasında böyle bir diyalogdan çıkan bir iş fikriydi. Deri de üretebilir miyiz diye bir yıl kadar beraber Ar-Ge çalışmalarını tamamladık. Biz ham madde kısmını, deriyi çevrilme kısmını da bir grup tamamladı. Yeni bir ödül aldık hatta onunla. Bu Tekom tarafından yapılan Bursa'da Textile Challenge'ın birincilik ödülünü aldık tekstil alanında yapılan. Yavaş yavaş da şu an sektörde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biriyle zaten denemelere başladık. Çok yakında onlar da zaten kreasyonu oluşturduktan sonra duyuracaktır. Onun yanı sıra globalde de görüştüğümüz firmalar var. Eminim globalde de pek çok sektörden şirkette çalışma imkanı bulacaksınız. Peki o deriyi, içindeki maddeleri biraz sayabilir misiniz? Yani hangi ürünlerden oluşuyor, daha doğrusu maddelerden oluşuyor? Hani zeytin çekirdeğinin yanı sıra diğer bitkisel ürünler neler? Onları şu an açıklayamıyoruz. Patent başvurumuz henüz sonuçlanmadı. Farklı bitkisel atıklar. Ama gıda olarak kullanılmayan, yani aslında doğru bir kullanım alanı olmayan birçok farklı bitkisel atıktan üretim sağladık. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi elimizde zeytin çekirdeği var. Hani bunu plastiğe dönüştürme teknolojisi nasıl gerçekleşiyor? Yani o çekirdekleri bir yere atıp öğütüp içine bir şeyler katıp ondan nasıl bir plastik elde ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aslında şöyle, o kısımda da zeytin çekirdekleri pirina atığı dediğimiz zeytinyağı fabrikalarının atığı olarak çıkıyor ve biz onları tedarik ettikten sonraki ham madde tedariği ülkemizde çok yüksek. Bütün teknoloji, yani orada kullanılan makinenin ısısal değeri bile bizim kendi buluşumuz. Üç ortağın. Yani normal mevcut bir makinede bunu yapmanız mümkün değil. Her şeyi biz kendimiz tasarladık ona uygun bir şekilde. O yüzden de tabii ki o prosesler bazen çok ağır olabiliyor. Şu an biz yeni bir fabrikaya geçtik. Laboratuvardaki prosesi oraya büyük ölçekte uyarlanırken çok zorlandığımız kısımlar olabiliyor. Bütün o uygun prosesi oluşturduğumuzda yeni bir polimerleşme reaksiyonuna tutuyoruz malzemeyi. Ve yeni bir reaksiyonda aslında o bazen insanlar şey sanıyor, çekirdek toz olarak plastiğin içine katılıyor mu diye. Öyle değil. Biz orada bildiğimiz karbon, işte oksijen, hidroksil grupları olan organik bir molekül haline getiriyoruz onu. O molekül yapısı tutmazsa zaten polimere dönüşmüyor. Bu tepkimeyi oluşturduğumuzda da artık plastik gibi davranan yeni bir malzeme oluşmuş oluyor.
Çok enteresan gerçekten de, çok ilginç. Peki şimdi hangi sektörlerde kullanılıyor ve yılda kaç ton zeytin çekirdeğini işliyorsunuz plastik ham madde üretebilmek için ondan? Şu an zaten yeni bir tesise, yani ön pilota geçtik. Daha büyük pilot 2022'de bitecek. Aylık 500 tonun üzerinde kapasitesi olan. Şu an aylık maksimum değişiyor. 10 ile 20 ton arasında üretim yapılan o ön pilottayız. Ve bir yıllık satışlarımızı kapattık. Hani 2022 Nisan'a kadar şu an zaten satış alamıyoruz. Ama devam eden Ar-Ge projelerimiz var. İlk olarak şu an deri kısmı ve elektronik ve beyaz eşya sektörü için ham madde için bir yıllık stoğu kapattık. Ama bunun haricinde işte bebek emzik parçaları, kozmetik şişeleri, saksı, termos, onun haricinde bahsettiğim sürdürülebilir tekstil ürünleri, medikal sektör serum malzemeleri gibi plastiğin kullanıldığı aklınıza gelebilecek birçok alan için zaten çalışmalarımız, Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ölçüye geçince de o firmalara da hizmet vereceğiz inşallah. Şu anki çünkü ilk alımları kapattığımız için bunları sadece proje şeklinde devam ettiriyoruz. Yani ne kadar güzel, herkes bu kriz ortamında ya iş yapamıyoruz, öldük bittik derken siz çoktan satışları yapmış, bitirmiş, kapatmışsınız. 2021 için söylüyorsunuz değil mi? Evet, ama stoğumuz zaten çok düşük olduğu için, yani 10 tonla 20 ton arasında değiştiği için çok, aslında çok fazla bir şey değil o, ama en azından biz şu anki hacmimizi kapatmış olduk. Tabii bizim de pandemi sürecinde çok zorlandığımız süreçler olmadı değil bu bir yılda. Bir 5-6 aya yakın bütçede çok kısılmaya gittik. Ama motivasyonumuz bilim olduğu için, yani biz zaten hani burada gerçekten bu işi yaparken hani o işin maddi kısmından ziyade sosyal kısmıyla çok ilgilendiğimiz için bir şekilde ona, yani ona motive olup çalışmaları devam etmeye çalıştık diyebilirim. Bir yılda kaç ton plastik üretiyorsunuz ve bu plastiği üretmek için kaç ton zeytin çekirdeği kullanıyorsunuz? Ortalama şu anki tesisteki planımıza göre, yani yeni başlayacak o tesisteki bir yıllık planımıza göre bahsettiğim gibi ortalama 150-200 ton arasında bir ham madde üretimi gerçekleşecek. Ama sonrasında aylık 500 tona çıkacağız. O da 6000 ton yapıyor yılda. Ve bizim %75 verimimiz var çekirdekten. Yani ortalama bir tondan 750 gram, 750 kilogram plastik üretmeniz mümkün. 200 ton içinde 250-300 ton arasında değişen bir zeytin çekirdeği tedariği oluyor. Demin bahsettiniz, işin maddi tarafı en önemli konulardan birisi. Şimdi siz bir bilim kadınısınız ve bilim alanında bir şey üretiyorsunuz, girişimcilik yapıyorsunuz. Kolay olmasa gerek. Ne kadarlık bir sermaye ile yola çıktınız ve hibe ya da kredi kullandınız mı, kullandınızsa o yolu nasıl takip ettiniz? Çünkü pek çok kadın elinde sermayesi olmadığı için maalesef iş dahi kuramıyor. Siz bunu nasıl başardınız? Benim hiç bütçem yoktu gerçekten. Hatta şunu söyleyeyim, bütçemin olmasının yanı sıra aileme de destek olmak zorunda olduğum bir dönemde ben böyle bir kurdum. İşte istifam o yüzden çok hoş karşılanmamıştı. Hani gerekçeleri vardı ailemin de. Ama ben o dönem part-time bir iş buldum. Bir etüt merkezinde zaten 3 yıla yakın. Şirket kuruldu, 3 ay sonra falan bıraktım. Üniversite sınavına öğrenci hazırladım. Hafta sonu full. Sabahtan akşama kadar, 12'ye 1'e kadar sürüyordu. Gençlerle kalıyorduk, gece etütlerine bile kalıyorduk, çalışıyorduk. Hafta içi de yani girişimcilikle ilgili etkinliğim olmadığı her akşam oradaydım zaten. Bazen sabahları da gidiyordum. İnanılmaz yorucu bir zamandı. Yani oradan oraya, oradan oraya savrulduğum bir 3 yıl. Diyor, ya bazen düşünüyorum, geçmişe dönüyorum, bir arkadaşımla bir kahve bile içmemişimdir o 3 yılda. Yani öyle bir dönemdeydim ben, tamamen sosyal hayattan kendimi ayıkladım, insanlardan uzak durmaya çalıştım çünkü motivasyonum çok da bozucu şeyler olabiliyordu. Yani örneğin üniversite arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz, herkes işte normal bir işi var, düzenini kuruyor, hayatına bir şekilde yön veriyor, ben bir proje başında oradan oraya savrulunca insanlar artık hani aklını başına al, adam gibi bir işe gir, mühendislik yap gibi, bu şekilde hep konuşuyorlardı benimle. Bu da beni çok negatif etkilediği için ben dedim ki ben bu süreçte şirket kurulana kadar benim motivasyonumu düşürecek her şeyden uzak durayım. Sadece işe odaklanayım.
O süre öyle geçti. Yorucu bir dönemdi. Hatta şimdi acısı çıkıyor bazen. O yorgunluğu şimdi hissedebiliyorum. Hiç bütçem yoktu. Kredi, babama zorla kredi çektirdim. Çok düşük bir bütçeydi zaten de. Onu da o çalıştığım, aldığım... Ne kadar kredi çektin? Ben çok bütçesini hatırlamıyorum ama 30-40 arası bir şeydi galiba. Bir de bir arkadaşım destek oldu bana, bir kadın arkadaşım. Sağ olsun. O da biraz çekmişti. Sonra ben aylık o çalıştığım kısımda o kredileri ödedim. Tabii aynı şekilde ortaklarım da öyle. Kendileri bütçe oluşturmaya çalıştılar. Öğrencilerdi onlar da o dönemde. Peki o Öyle başladı. İlk sermayelerinizle hani ortaklar 30-40 bir araya getirerek denkleştirdiğiniz o parayla neler aldınız? Yatırım olarak ne yaptınız işe yönelik? Biz evdeki laboratuvarı kurduk. Evdeki laboratuvar için daha böyle basit cihazlar aldık, plastiği oluşturabileceğimiz. Ve biraz da ayakta kalabilmemiz için hani kenarda para tutmamız gerekiyordu. O şekilde, çünkü diyorum ya çok düşük bir bütçe aslında 3 yıl için o bütçe, ama o şekilde hayata geçirdik. Ve sonra biz bu fikirden ilk prototipi oluşturduktan sonra Vestel Ventures'tan yatırım aldık. 2016 Aralık'ta aldık. Ondan sonra şirketi kurduk. 2017 Nisan'da şirket kurulduktan sonra da laboratuvar ve ofis açtıktan sonra hemen TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri aldım. TÜBİTAK'ta bilimsel çalışmalar, yani akademik çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları yaparsanız ayrı destek fonları var. Orada ilk başvurumuzdan destek almıştık. Zaten şirketi o şekilde biraz döndürdük. Ve sonra tabii çok fazla ödül alındı. Yani 30'a yakın ulusal, uluslararası alanda birincilik oldu. Ödül bütçelerini şirkete aktardık. O şekilde aslında ikinci tur büyük yatırıma kadar kendimizi o şekilde döndürdük diyebilirim 3 yıl boyunca. Peki ikinci tur yatırım nereden ve ne kadardı? İkinci tur yatırım benim yine kendi tanıdığım çevremdeki iş kadınları, girişimci kadınlar, akademisyenler var içerisinde. Hepsi daha böyle yıllar öncesinden beri tanıdığım, beni destekleyen, hikayemi bilen, ara ara görüştüğüm kişiler. Onların hepsi bir araya gelerek bir melek grubu oluşturup fabrika yatırımını yaptılar. Yüksek bütçeli bir yatırım. Yatırım bütçesini söyleyemiyoruz ama şirket değerlemesi yüksek olduğu için yüksek bütçeden fabrika yatırımı aldık onlardan. Bir de tabii yine aynı bizi destekleyen Candan Hanım var. Candan Hanım'ın kendi bir firması vardı, üretim tesisi. Onların yine kendi oluşumların içerisinde olan, yani direkt ona ait değil ama o çevrede, marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama Hem markayı verin hem Candan Hanım'ı soyadını söyleyin. tamam. Candan Karabağlı o lead etti aslında bizim yatırımımızı. CAS Endüstriyel Makineler diye bir firma var. Zaten onlar kendileri bu makine üretimlerini de yaptıkları için kendi firmalarında bir alanda bize yatırım yaptılar. Bizim üretim tesisimizi de kurdular o planlamada. Şu anda şirkette fabrika nerede tam olarak yerinde? Tuzla Deri Sanayi'de. Tuzla. Tuzla Deri Sanayi. Kaç kişi çalışıyor? Şu an bizim oradaki teknik ekip hariç ana ekipte Bayölü'de 5 kişi çalışıyor. Tekstilde de 7 kişilik bir ekip var. Ama bakıldığında kendi bünyemizde şu an 5 kişiyiz. Ve büyük firmaya geçene kadar da çalışan sayısını yükseltmeyi düşünmüyoruz. Ne zaman ki artık büyük ölçeğe geçeriz o zaman yükseltme planımız var. Çünkü biraz daha ölçeklenerek büyümeyi her zaman hedefliyoruz. Biz çok hızlı adımlar atmaktan biraz kaçınıyoruz. Temkinli gidiyorsunuz. Üretimde kaç kişi var? Yani siz anladın. Üç kişi, diğer iki ortağım ve bir mühendisimiz var. Onlar üretimde. Bu üç kişi hep birlikte totalde beş kişisiniz. Yılda ne kadar üretim yapıyorsunuz şu an için? Şu an için 200 tonuna yakın yıllık. Bravo yani çok az kişiyle ne kadar büyük bir üretim gerçekleşiyor. Evet, bakalım inşallah. İnşallah umduğumuz gibi olursa. Peki hangi alanlarda kullanılıyor? Onları böyle tek tek sayalım mı? Biraz hani demin bölük pörçük olmuştu. Üretimin zeytin çekirdeklerinden elde edilen madde hangi sektörlerde kullanılıyor şu anda? Otomotiv sektörü var, beyaz eşya sektörü var, elektronik sektörü var, tekstil ürünleri, mobilya sektörü, gıda ambalajlama, yani gıda ambalaj malzemeleri, işte kapak olur, kap olur gıdalar için.
Onun haricinde termos üretimi var aklıma gelen. Başka aksesuarlar var. Düğme, kliks dediğimiz. Medikal sektör var. Tıbbi malzemelerin üretimi için kullanılıyor. Kombi malzemesi için bile Kore'ye malzeme gönderdik yani. Birçok farklı sektör için aslında plastik hammadde üretimi yaptık bugüne kadar. Denemeleri de gerçekleştirdik. Bravo doğrusu. Kore dediniz. Kore'nin haricinde başka hangi ülkelere ihracat yaptınız? İlk sanırım satışımız Avrupa'da olmuştu. Almanya'ydı galiba. Onun haricinde Singapur oldu galiba. Çok küçük bir satış. Ve Kore. Yani bunlar daha çok deneme küçük satışlar. Çünkü yurt dışındaki müşteriyle ancak o şekilde deneme yapıyorsunuz. Onlara ham madde yolluyorsunuz. Onlar deneme yapıyorlar. Olumlu ya da olumsuz dönüyorlar. Biraz süreçte bir ağır ilerliyor ama pandemiden önce çok daha fazla globalde çalışmaya başladığımız kişiler vardı. Biraz projeler aksaklığa uğradı pandemiden sonra. Peki bu şekilde sizin gibi zeytin çekirdeğinden plastik ham madde üreten başka rakipleriniz var mı hem Türkiye'de hem de dünyada? Yani şu an yok. Zaten buluş bize ait. Yani PCT patent başvurusu var. Öyle bir şey olduğu ve ihlal edildiği durumda hani davalık durumlar olabiliyor. O yüzden çok böyle koruma altına aldığımız bir çalışma. Ama ilerleyen aşamalarda bilmiyoruz ne olur. Yani ben bu konuda çok şikayetçiyim aslında. Şöyle söyleyeyim. Ülkemiz adına da çok üzülüyorum. Çünkü mesela biz bunu üretmeye başladıktan sonra hep böyle bir zeytin çekirdeği, zeytin yaprağıyla ilgili insanlar çalışma yapmaya başladı. Keşke özgün olsak, keşke yeni teknolojiler üretsek, olanı nasıl kısıtlayabilirim, nasıl kopyalayabilirim değil de farklı ne yapabilirim? Yani mutlu oluyorum rakip olduğunda ama bizim ham madde değil, başka şeylerden yapsalar ve sosyal farkındalık bilinç artsa keşke. Ama böyle üzücü bir durumda var. Yok değil. Bu tarz şeyler de yaşanıyor. Peki şimdi hikayenin başına dönecek olursak, hani babanız zeytin çekirdeğini yutuyordu, size de dedi ki çekirdeği bir araştırsana. Babanız hala zeytin çekirdeğini yutmaya devam ediyor mu? Yutsun mu? Ve sizin Yok. bütün başarınız karşısında babanız neler söylüyor? Babam şu an artık yutmuyor. Zaten biz toz haline getiriyoruz o çekirdekleri. Çekirdek ve yaprak gerçekten evet antioksidan madde bulunduruyor ama çekirdek embriyosunda bulunduruyor en iç kısmında. Yani öğütmeden onu almanızın, yutmanızın hiçbir mantığı yok aslında. Çünkü sonra dışkıyla atılıyor. O yüzden antioksidanlar üzerine almak isteyenler, oloropein antioksidanı alabilirler. Birçok anlamda hani olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Kanıtlı değil ama araştırmalar, çalışmalar var. Babam tabii çok mutlu. Çok mutlu ama bazen de şey, üzülmüyor değil. Yani beni aylarca görmediği zamanlar oluyor. Çünkü çok yoğun çalıştığım için aileme çok vakit ayıramıyorum. Bazen de normal kurumsal hayatta olsaydım da seni daha çok görseydik diyor hala. Onun haricinde mutlu, gurur duyuyorlar. Peki, şimdi siz tabii biraz bahsettiniz. Hani çok zorlu dönemler geçirmişsiniz. İşten ayrılınca aile demiş ki ne yapıyorsun sen? Doğru düzgün bir işte çalış vesaire. Bir kadın olarak hem kendi yaşadıklarınızdan hem de çevrenizden gördüğünüz kadın girişimciler hangi sorunları yaşıyorlar? Birincisi tabii ben o dönem yaşım çok küçük olduğu için yani üniversiteden daha yeni mezun bir kızım ve gittiğim kurumlar çok ciddiye almıyorlardı beni. Hani bu işi yapmak istediğimi söylediğimde biraz gerçekten tiye alınıyordum. Yani biraz hatta o zaman geçtiğim şu an 2 yıl önceki yatırım arama süreçlerimi hatırlıyorum. Yine aynı şekildeydi. Yani pek fazla böyle karşınızdaki insan nedense pek ciddiye almıyor. Hele ki aynı cinste değilseniz. O süreç beni yormuştu ama çok acı. Sanırım bu artık normalleşmeye başladı bende. Yani ben artık bunu umursamamaya başladıysam o üzücü bir durum. Yani umursamayıp ya da görmezden mi geliyorum artık? Eskisi kadar bende böyle şey çok beni yıpratmıyor. O tiye Onun haricinde alma, o tiye alma durumu nasıl oluyordu? Yani siz bir görüşmeye gittiğinizde ne yapıyorlardı, nasıl davranıyorlardı size? ya ilk başta zaten ilk başladığımda hani oldu ki ortaklarım yanımda yok. İşte tek başına kız nasıl bunu yapacaksın? İşte sen bu zamana kadar kim neden bunu bulmadı? Başkası neden yapmadı? Ya bu kendi cinslerimden de aldığım sorular bakıldığında bazen. Yani en akıllı siz miydiniz, siz mi buldunuz diye. Ben hep şöyle yorumluyorum. O kadar çok bulunacak, geliştirecek teknoloji var ki.
En akıllı tabii ki biz değiliz. Yani herkes yapabilir, herkes bulabilir. Bu yolculukta zaten o işte belli noktalarda attığınız adımlar önemli. Yani işte yatırım süreciydi, kurguyu çok iyi yapmanız, ürünle ilgili her şeyi takip etmeniz. Beni en çok zorlayan süreçlerden biri buydu belki. İkincisi de tabii çok o yatırım alarak başlıyorsunuz. Hayata geçecek mi geçmeyecek mi, yatırımcılarınıza karşı sorumluluğunuz var. Bazen hani öyle oluyor ki yaşımız küçük, biz onları anlayamıyoruz, onlar bizi anlayamıyor. Yani hani öyle dönemler de oldu. Tabii bizim çok küçük olmamla, benim o cahil cesaretiyle bazen yaptığım yanlışlar da oldu. Şimdi anlamaya başlıyorum. Hani büyüklerin gerçekten özellikle iş hayatının içindeki insanların yönlendirmelerinin ne kadar doğru olduğunu. O zaman biraz daha şey gibi yaklaşıyorsun. Ben yaparım. Ben planlarım, ben işte bu riski alırım falan. Öyle değil gerçekten. Ama deneyimlemek çok güzel. Tabii ki çok hata da yaptım. En azından bu hatalardan çok ders çıkarmaya başlıyorum şimdi. Öğrene öğrene gidiyorum. Hepimiz yaptık. Bir de tabii maddi süreçler. Yani 3 yıl boyunca sadece part-time çalışarak ayakta kalma sürecim maddi manevi beni çok yormuştu. Ve çevrem tarafından anlaşılır olamamak. Hani zeytin çekirdeğinden plastik gerçekten insanlara çok ütopik geliyor yani. Saçma sapan bir hayal peşindesiniz gibi algılanıyor. O kale alınmama durumları, tiye alınma, yani sadece iş hayatında değil, çevrenizde de yaşadığınız bir durum. O beni biraz yalnızlaştırdı, üzdü, yordu ama hiç pişman değilim. Şu an mesela şunu düşünüyorum. Beni başkasından ya da başkasını benden ayıran hiçbir özellik yok. Hepimiz aynı şartlar altındayız. Sadece cesaret. Yani inanın cesaret ettiğinizde, risk aldığınızda her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir de ben biraz daha olaylara şöyle yaklaşıyorum. Kaybedecek neyim var? Yani orada 10 yıl boşa gitse de 10 yılda eminim düşe kalka bir dolu şey öğreneceğim. Hani maddi kısmı hiç girmiyorum. Yani o riskler zaten alınmalı bence. Ama onun haricinde insan tabii ki yoruluyor, sınanıyor ama bir dolu şey öğreniyor girişimcilik yolculuğunda. Yani bir siz yeri geliyor muhasebeci de oluyorsunuz, temizliğe de siz bakıyorsunuz, laboratuvara da siz giriyorsunuz, akademik çalışmayı da siz yapıyorsunuz. Her birine koşturuyorsunuz ve her şeyi öğreniyorsunuz hikayenin içerisindeyken. Hiç o dönemlerde böyle umutsuzluğa kapıldığınız anlar oldu mu ve olduğunda onun içinden nasıl çıktınız? Yani umutsuzlukla ilgili çok fazla gerçekten umutsuzluğa kapıldığım bir dönem olmadı. Ben olacağına çok inanmıştım. Sadece böyle çok yorulduğum, artık laboratuvardan eve gitmediğim günlerde, hani hep ofiste yattığım zamanlarda biraz böyle ailemle işim arasında çok kalıyordum. Yani çok anlayamıyorlardı neden orada kaldığımı, neden bu kadar çok çalıştığımı. O anlatma süreçleri beni çok yoruyordu. Çevremden çok uzaklaşmıştım. Arkadaşlarımla sonra tekrar bir araya geldiğimde sen neredeydin 3 yıldır? Hani yaşıyor musun? Hani tamamen böyle soyutladın kendini her şeyden. O süreçler biraz beni yalnızlaştırmıştı, yormuştu. Ama onun haricinde hiçbir zaman hani böyle olmayacak, bitecek. Yani şu anda da zaten şöyle bakıyorum. Hani olmaya da bilir yani. Hani hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bunların hepsi yaşamamız gereken süreçler. Ama bir deneyim, bir yolculuk, bir dolu şey öğreniyorsunuz. Yeni insanlar tanıyorsunuz. Globalde belki kendi imkanlarımızla hiç alamayacağımız kadar uluslararası alanda eğitimler aldık. Çok iyi üniversitelere gittik. Yani orada kısa süreli de olsa Ar-Ge çalışmalarına, girişimcilik çalışmalarına katıldık. Onlar da çok önemliydi. Aslında birçok anlamda avantajlı olduğumuz süreçler oldu. Ben öyle bakıyorum. Tabii şimdi sizin cebinizde hem kendi deneyimleriniz var, hem de bahsettiğiniz gibi farklı ülkelerden, farklı kurumlardan aldığınız farklı eğitimler var, özellikle girişimcilik alanında. Bu yolda ilerlemek isteyen kadın girişimcilerin yaşadığı pek çok sorun da var. Sizce hangi sorunları yaşıyor kadın girişimciler ve sizin o bütün deneyim ve eğitimlerden aldığınız, süzdüğünüz bilgiler ışığında kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Yani ben çok üzülüyorum, sayımız çok azalıyor. Genelde eğitimlerde, etkinliklerde fark ettiğimde kadın popülasyonu daha az. Ama şöyle bir 5-6 yıla göre, yani benim çünkü hikayem 7 yıl önce başladı, daha da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili çok güzel oluşumlar var. Kadınları destekleyen kurumlar, dernekler var. Yani örneğin ben Kadem'de de 2016'da yer aldım. 2017'de Kagider'den ödül aldım. Yani bütün bu kurumlar bana destek çıktı. Birçok anlamda beni destekledi. Bu kurumlara başvurabilirler.
Onun haricinde çok fazla yarışma, devlet destekleri var. Onları düzenli takip etmelerini öneririm. Ama onların karşılaştığı problemlere gelecek olursam, birincisi işte yapma. Evli ise eşi biraz set koymaya çalışıyor. Evli değilse aileden aynı şekilde o seti görüyor. Yani sorumlulukları varsa bizler çok daha yoruluyoruz. Yani pandemi sürecini şu an mesela ben genelde evden çalışarak geçiriyorum. Ama bir yandan ev işleri, bir yandan ofis işleri. Biz çok çok daha fazla yoruluyoruz her anlamda, hayatın her alanında bence. Bunların her biri aslında hayatınızdaki, sizin çevrenizdeki insanların anlayışla yaklaşmasını gerektiren bir süreç ve gerçekten psikolojik olarak da çok yoruluyorsunuz. O dediğim, bahsettiğim girdiğiniz ortamlarda kayda alınmama durumu. Yani bazen öyle durumlar oluyor ki belki siz çok daha karşınızdaki insandan o konu hakkında bilir kişisiniz. O anlamda eğitiminiz var. Ama sırf cinsiyetinizden dolayı ötekileştirildiğiniz, dalga geçildiğiniz, tiye alındığınız süreçler oluyor. Mesela bunlar bence çok üzücü. Yani hepimiz için çok üzücü. Hatta bazen işte, o zaman ben çok küçük yaşta olduğum için biraz daha böyle büyükmüş gibi mi giyinsem diye düşünmüştüm yani. Hani o 25 yaşındayım, daha spor giymek istiyorum, daha spor gitmek istiyorum bir yerlere. Ama dediğim gibi o kale alınmama durumu sizi üzebiliyor. Biraz daha size karşı kişilerin, yani kendisinde daha yıpratma, daha biraz daha ezme hakkını bulması incitiyor. Ama ben hep şunu deneyimledim. Gerçekten dediğim gibi boş verdiğiniz zaman, görmezden geldiğiniz zaman, tam tersi görmezden gelip siz işinizi çok iyi yaptığınızda, hani herhangi bir şekilde ikili diyaloğa girmediğiniz zaman bir şeyler değişmeye başlıyor sanırım karşınızdakinden. Çünkü şey isteniyor olabilir. Hani bir şekilde bir diyalog olsun, karşılıklı bir atışma, bir cevap verme vesaire. Ama işinize odaklandığınız zaman, onu yaptığınız zaman o insanlar da o süreçlerden bir şekilde arındırıyor. Ben bazen onu fark ediyorum. Zamanında işte hiç o kale almayan kişiler şu anda kurumlar, kendi kurumlarına bizi çağırıyorlar. Kendi kurumlarında yer almamızı istiyorlar. Bakış açıları daha da değişti. Başarının tabii getirdiği güzellikler de var, zorluklar da var. Ama o sürece gelene kadar benim en büyük önerim, kendi bildikleri, inandıkları doğrularda başka kimseyi dinlemesinler. Bu sadece karşı cinsle alakalı değil. Yani bizim bence sadece milletçe de değil, bütün dünyada problem şu. Bugün siz güzel bir fikirle karşınızdaki insan gitseniz, birisi size bir şekilde nedense hani, ve bunu realistik adı altında, ben realist düşünüyorum, işte yapamazsın, bunu neden başkası yapmadı, nasıl bu yükün altına gireceksin gibi karşısındaki insanı korkutup bir şekilde karşı tarafa, yani tekrar eski hayatına devam etmesini istiyor. O yüzden hayallerinizi, inandıklarınızı çok herkesle paylaşmayın. Ve bir an önce harekete geçin diyorum kadın girişimcilere ve bütün kadınlara. Çok güzel tavsiyelerdi ve hepsi de gerçekten de deneyimlerden süzülerek elde edilmiş tavsiyelerdi. Şimdi sizin hedefinizde ne var? Hayalinizde ne var? Bu hedefinizle röportajımızı noktalamak isterim. Hayalimde ne var? Tabii ki hani Bayoliv devam ettiği sürece bünyesinde yer almak, yeni teknolojiler, yeni buluşlar yapmak isterim. Ama ben hiçbir zaman böyle bir şeylere çok bağımlı bir insan olmamaya gayret gösteriyorum. Bağlılık ayrı, bağımlılık ayrı. Firmaya, yaptığım işe çok bağlıyım. Çok isterim daha bir dolu buluşlar, bilimsel çalışmalar bizim bünyemizde yer alsın, farklı işler de yapalım. Yavaş yavaş hepsini sindire sindire ileride yeni teknolojiler, yeni buluşlarla neden ilerlemeyelim? Tabii bunun haricinde ama benim için hep önemli olan şey kendi mutluluğum. Yani kendi farkındalığım, kendi içsel mutluluğuma çok önem veriyorum. O yüzden de içime sinmeyen hiçbir şey yapmama kararı aldım hayatımla ilgili. Yolculuk nereye gider bilmiyorum ama şu bir gerçek ki, Bayoliv'in devam ettiği sürece Bayoliv'in içerisinde ve bunun yanı sıra da akademik anlamda yeni eğitimler almak, uluslararası alanda farklı okullarda farklı güzel eğitimler almak gibi hedeflerim var kendimle ilgili. Bakalım, inşallah gerçekleşir. Eminiz gerçekleşir. Biz de bu kariyer yolculuğunuzda sizi takip etmeye ve gelişmeleri aktarmaya devam etmek istiyoruz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.